Merhaba, İçimizdeki Mucize'de bir kez daha Doktor Erel Aksu ile birlikte sizlerleyiz. Merhaba. İnsan vücudunda herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda ya da ani bir reaksiyon göstererek zor bir durumdan kurtulmamız gerektiğinde onu bu durumdan kurtarmaya vesile olacak çok önemli bir hormon bulunmaktadır. Evet, bugünkü konumuz böbrek üstü bezilerinde üretilen bir mucizevi hormon yani adrenalin. Adrenalin, insanların en çok ihtiyaç duydukları anda mucizevi formülü sayesinde hayat kurtarmaya vesile olur. Bu hormon, insanın tehlike altında ve çok zor bir durumda olduğu bir anda daha güçlü, daha çevik, daha hızlı ve daha dikkatli olmasını sağlar. Hatta vücut kapasitesini artırır, insanın gücünü 2 katına çıkarır. Adrenalin, bir tehlike anında kişinin beyin hücrelerini alarma geçirerek beynine daha çok kan ve şeker gönderir. Bu durum kişinin dikkatini toplayabilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kalbe giden adrenalin kalp atışlarını ve kan basıncını artırarak daha açık ve hızlı olmayı sağlar. Yine akciğere giden hormon solunum yollarının genişlemesini emrine ulaşmış olur. Böylece bedene daha fazla oksijen alınması sağlanır. Bu şekilde kas ve beyin hücrelerine giden kan miktarı artar. Kaslar daha güçlü kasılma kapasitesine ulaşırken kanda bulunan şeker seviyesi arttığı için fazladan ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamış olur. Adrenalin hormonu böbrek üstü bezlerinde üretilir ve sürekli burada depo edilir. İnsan vücudu için çok güçlü bir etkiye sahip olmasına rağmen insan kanında bulunan adrenalin hormonu miktarı şaşırtıcı derecede azdır. Bu miktarı şu şekilde ifade edebiliriz. Eğer vücudumuzda bulunan kan 2 metre derinliğinde 100 metre çapında bir gölle karşılaştırılacak olursa kanımızda bulunan adrenalin miktarı bu göle dökülecek bir çay kaşığı dolusu sıvı kadar olacaktır. Hormon moleküllerinin kandaki miktarları yaptıkları işle karşılaştırıldığında insanı şaşkınlığa düşürecek kadar azdır. Az miktardaki bu maddenin insan vücudu üzerinde çok güçlü bir etkisi vardır. Hormon moleküllerinin sahip oldukları bu güç, yaratılışlarındaki mükemmel tasarımdan kaynaklanmaktadır. Adrenalin molekülünün çalışma sistemi incelendiğinde Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluk daha iyi anlaşılır. Normal bir insanın bedensel ihtiyaçları ile tehlike altında kalan bir insanın bedensel ihtiyaçları elbette aynı değildir. Bir tehlike ile karşı karşıya kalan bir insanın hızlı koşması, kaslarının daha hızlı çalışması, kan basıncının artması, kalbinin daha hızlı atması gerekir. Böylece daha hızlı koşabilecek, daha çabuk kaçabilecek veya tehlike ile daha güçlü bir şekilde mücadele edebilecektir. Peki bütün bunlar nasıl gerçekleşir? Tehlikenin ortaya çıkması ile birlikte vücutta alarm düğmesine basılır. Beyin, böbrek üstü bezlerine sinirler aracılığıyla yıldırım gibi bir emir gönderir. Böbrek üstü bezinin iç bölgesinde bulunan hücreler alarm durumuna geçer ve acil olarak adrenalin hormonu salgılar. Adrenalin molekülleri kana karışır ve vücudun çeşitli bölgelerine dağılır. Salgılanan adrenalin molekülleri damarlarda özel bir düzenleme yapar. Bu düzenleme tehlike anında ihtiyaç duyulan hayati organlara kan akışını artırır. Bu amaçla kalp, beyin ve kaslara giden kan damarları genişletir. Damarların etrafında bulunan düz kas hücreleri adrenaline itaat eder ve gerekli damarların genişlemesini sağlar. Böylece beyin, kas ve kalbin ihtiyacı olan ekstra kan temin edilmiş olur. Adrenalin moleküllerinin yaptığı düzenleme, kalp, beyin ve kaslara giden damarları açarken, karaciğere ve deriye giden damarları daraltır. Böylece beden ihtiyaç duyulan ekstra destek sağlamış olur. Deriye az kan pompalanmasının bir başka nedeni daha vardır. Bu sayede muhtemel bir yaralanmada kan kaybetme riski en aza indirilmiş olur. Aşırı heyecan karşısında deride gözlemlenen soluklaşmanın nedeni de o anda deriye daha az kan akışının olmasıdır. Evet, adrenalin tarafından verilen bu emirler sonucu hiçbir zaman yanlışlıkla kalbe veya beyne giden damarlar daralıp karaciğere veya deriye giden damarlar genişletilmez. Bedenimizde bulunan yüzlerce damarın çapı ve bu damarların nereye ne miktarda kan ilettikleri gözle görülmeyen bir hormon tarafından ayarlanmaktadır. Adrenalin hormonu ile karşılaştığında tüm hücreler nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. Adrenalin molekülleri her organ için farklı bir anlam taşır. Damara gittiği zaman damarı genişleten adrenalin molekülü, kalbe gittiği zaman da kalp hücrelerinin kasılmasını hızlandırır. Böylece kalp daha hızlı atar, kaslara ekstra güç için ihtiyaçları olan kan sağlanmış olur. Adrenalin molekülü kas hücrelerine ulaştığı zaman kasların daha güçlü şekilde kasılabilmesini sağlar. Karaciğere ulaşan adrenalin molekülleri burada bulunan hücrelere kana daha çok şeker karıştırmalarını emreder. Böylece kandaki şeker miktarı artar ve kasların ihtiyacı olacak ekstra yakıt sağlanmış olur. Adrenalin hormonunun vücut içindeki bu faaliyeti büyük bir akıl, bilgi ve yetenek gerektirmektedir. Bu çok küçük molekül her şeyden önce ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi bilmekte, insana ihtiyaç duymadığı sürece vücudu asla alarm durumuna geçirmemektedir. Bunun dışında hangi hücrelere gitmesi gerektiğini, hangilerine nasıl bir emir vermesi gerektiğini de çok iyi bilmekte ve bunu hiç unutmamaktadır. Vücudun ne zaman bu durumdan çıkartılması gerektiği konusunda da hiçbir zaman yanılmamaktadır. Aslında tek bir kimyasal yapıya sahip olan adrenalin hormonunun vücudun farklı yerlerinde farklı etkilere sebep olurken kişinin yararı için tek bir amaç ortaya çıkmaktadır. İşte bu tek bir moleküle her hücrenin verdiği yanıtın tam yerli yerinde oluşması, her hücremizin hatta her molekülümüzün bilinçle hareket ettiğinin göstergesidir. Ayrıca adrenalin molekülünün işlevlerini tam yerine getirebilmesi için kana salınan miktarının, salınım süresinin ve kandan geri temizlenmesinin de hassas ölçüyle olması şarttır. Bu denge bozulduğunda neler olabildiğini feokromositoma denen ve adrenalin üreten hücrelerden oluşan tümörün varlığında çok rahat görebiliyoruz. Nadir görülen bu hastalıkta en belirgin özellikler hipertansiyon, baş ağrısı, çarpıntı ve terlemedir. Hasta zayıf ve sıkıntılıdır. Kan şekeri yüksektir. Kol ve bacaklar soğuktur. Göğüs ağrısı ve kas kasılmaları oluşur. Eğer tedavi edilmez ve tümör çıkarılmazsa uzun süre bu duruma dayanmak çok zordur. İşte vücudumuzda bulunan hassas denge bozulduğunda neler olabileceğini ancak böyle hastalıkların varlığında fark edebiliyoruz. Adrenalin sayılı atomlardan oluşmuş bir kimyasal yapı olmasıyla böyle bir şuura kendinden sahip olması beklenemez. Verdiğimiz bu bilgilerle anlıyoruz ki vücudumuzdaki her molekül Allah tarafından yaratılır. Bunlar hayatımız boyunca her an Allah'ın gücü, iradesi, kontrolü ve emriyle faaliyet halinde olduğumuzu gösteren açık ve kesin delillerdir. Akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan bu bilgileri okuduktan sonra canlıların, hücrelerin, hormonların, moleküllerin veya atomların tesadüflerin eseri başıboş varlıklar olduğunu iddia edemez. Allah'ın gücü, kudreti, yaratışındaki üstün ilim ve akıl her an, her yerde tecelli etmektedir. Kur'an'da bildirildiği gibi, şeytandan Allah'a sığınırım, göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Değerli izleyenlerimiz, bugün adrenalinin mucizevi yaratılışından bahsettik. Başka bir programda yeni bir konuyla yeniden karşınızda olacağız inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.